Avrupa'nın en liberal göç ve iltica politikasına sahip olan ülkesi İsveç'te tüm hükümet yetkilileri ve yerel halk ülkenin bu politikasının artık iflas ettiği konusunda hemfikir. Aslında kuzeyin bu sakin ülkesinde göç çok eski bir olgu. İşgücü göçü denildiğinde ilk olarak Almanya akla gelse de İsveç onlardan çok daha önce işgücü göçü yapmaya başlamıştı. Gelen göçmenler de kendilerine sunulan ortamdan ve şartlardan çok memnundu. Karşılıklı memnuniyet sonucunda göçmenlerin haklarını yıllar içinde artırdılar ve yeni gelecekler için halkta pozitif bir düşünce oluştu. Ortadoğu'daki karışıklıklar ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2015 yazında dünyanın en büyük kitlesel göç hareketlerinden biri başladı. İnsanlar savaştan, siyasi belirsizliklerden, terör örgütlerinin ele geçirdiği yerlerden ve diktatörlerden kaçarak daha özgür bir ortamda yaşamak istiyordu. Sadece o yaz 10 milyon nüfuslu İsveç'e 160 binden fazla mülteci geldi. Nüfusa oranlarsak bu, bir yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 milyon mülteci kabul etmesine eşdeğer bir rakamdı. İsveçli yetkililer bu mülteci akınını ilk başta bir fırsat olarak gördüler. Ülkedeki birçok madende ve ormancılık sektöründe ciddi bir işçi açığı vardı. Köyler ve kasabalar terk edilmişti. Suriye, Afganistan, Somali ve Irak gibi yerlerden gelen insanlar boşalan evlere yerleşecekti. İsveççe öğrenecek ve yaşlanan İsveçlilerin bıraktıkları işleri devam ettireceklerdi. Vergi ödeyerek ülkenin refahına katkıda bulunacaklardı. Fakat İsveçli yetkililerin bu insanlar için kurdukları hayallerin hiçbiri gerçek olmadı. Başbakan Magdalena Anderson 2021 Kasım ayında seçilmeden hemen önce yaptığı açıklamada ülkede bulunan mültecilere doğrudan hitap etti. Eğer gençseniz mutlaka lise diploması almalı ve bir işe başlamalı ya da üniversiteye gitmelisiniz. Devletten maddi yardım alıyorsanız bile İsveççe öğrenmeli ve haftada belli bir saat çalışmalısınız. Dahası bu ülkede hem erkekler hem de kadınlar çalışıyor ve refaha ortak katkıda bulunuyor. İsveç'te cinsiyet eşitliği, babalar, anneler, eşler veya erkekler ne düşünür ve ne hissederse hissetsin herkes için geçerlidir dedi. Aslında mülteci krizinin zirve yaptığı 2015 yılında İsveçliler zor durumda bulunan insanlara yardım ettikleri için büyük gurur duydu. Dönemin İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkesinin mültecileri kabul etmesinden sonra "Benim Avrupam savaştan kaçan bu insanları alıyor, benim Avrupam duvarlar örmüyor" dedi. Stefan Löfven'in 2015 yılındaki bu açıklamaları uzun yıllardır İsveç siyasetini elinde tutan sosyal demokratların görüşlerini destekliyordu. Fakat o zamandan bu zamana ülkede çok şey değişti. Bugün sosyal demokratlar aşırı sağcıların kullandığı mülteci karşıtı sert dile benzer bir dil kullanıyor artık. Sağ veya sol görüşlü olsun, bütün İsveç siyaseti sınırlayıcı ve hukuken mültecilere yaptırımlar getirilmesi gereken düzenlemeler konusunda hemfikir. Almanya uzun yıllar boyunca iş gücünün büyük çoğunluğunu göçmenler sayesinde oluşturdu. Yalnızca iş gücü için göçmen değil, savaşlar ve siyasi sorunlar yüzünden başta Ortadoğu'dan kaçan çaresiz birçok mülteciyi de uzun yıllar boyunca kabul ettiler. Çoğu kişi Almanya'nın bunu yapmasındaki nedenlerden biri olarak 2. Dünya Savaşı'ndaki günahlarının kefaretini ödeme çabası olduğunu söylüyor. İsveç'in böyle bir geçmişi olmamasına rağmen insanlar Avrupa'nın en çok mülteci kabul eden ülkelerinden biri olmasındaki nedeni daha çok evrensel ahlaki duygularla açıklıyordu ve takdir ediyordu. İsveç 2015'ten önce de kitlesel olarak mülteci kabul etmiş bir ülkeydi. İran'daki İslam devriminden sonra ve Yugoslavya'nın parçalandığı 90'lardaki savaşta birçok mülteci bu İskandinav ülkesine sığındı. İranlılar ve çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu eski Yugoslavya vatandaşları da ilk başlarda uyum sağlamakta zorluk çekip İsveçliler için sorunlar oluşturdu ama seneler içinde entegrasyon sürecinde başarılı oldular. İsveçli yetkililer bu başarılı entegrasyon sürecinden sonra güçlü devlet yapılarıyla diğer mültecileri de sisteme rahatça dahil edebileceklerini düşünüyordu. Fakat 2015'te gelen Afganların çoğu okuma yazma konusunda bile yetersizdi. Irak ve Suriye'den gelenler de son derece muhafazakar ve değişime kapalıydı. Uzun yıllar boyunca dünyanın en huzurlu ve güvenli ülkelerinden biri olan İsveç, 2015'ten sonra her geçen gün artan suç oranlarından dolayı endişe verici bir yolda ilerlemeye başladı. 2015'ten önce Avrupa'da silahlı şiddet olaylarının en az görüldüğü ülkelerden biriydi. Ama son birkaç yıldaysa silahlı şiddet olaylarının en çok ve en hızlı arttığı ülkeler arasına girdiler. Örneğin İsveç'te silahlı şiddet olaylarında ölüm oranı yılda 1 milyon insan başına 4 olurken Avrupa ortalaması 1,6'dır. İstatistiksel olarak İsveç'te 15 ile 29 yaşları arasındaki bir erkeğin silahla vurulma olasılığı Almanya'dan 10 kat daha yüksek. Ülkede güvenlik birimlerince hazırlanan rapora göre artan silahlı cinayetlerin neredeyse hepsi mültecilerle ilgiliydi. 2019'da patlayıcı içeren suçlarda da %60 oranında bir artış görüldü. 2015'ten önce de çoğunluğu Somali, Eritre, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere mülteciler kabul etmişlerdi. Bu mültecilerin çocukları, yani ikinci nesil mülteciler bugün çeteler oluşturmuş, uyuşturucu kaçakçılığı ve patlayıcı kullanımı konusunda uzmanlaşmış durumda. Silahla işlenen 10 silahlı saldırıdan 8'i suç çeteleriyle ilgili. Tüm dünyada uzun yıllar boyunca kitlesel göçleri izleyen uzmanlar şöyle önemli bir sosyolojik durum saptadı. Kitlesel göçlerden sonra göç edilen yerde doğan veya büyüyen ikinci nesil göçmenler bulundukları bölgelerde suç oranlarını radikal bir şekilde arttırıyordu. Bu neredeyse tüm milletler için geçerli bir durum. İsveç'in bugün en büyük sorunlarından biri suç ve suçla mücadeledir. Başbakan Magdalena Anderson 7.000 yeni polis memuru aldıklarını, yeni hapishaneler inşa etmek için bütçe ayırdıklarını ve suçla mücadele için 30 yeni yasa maddesi hazırladıklarını halka övünerek anlattı. Başbakan Anderson 2022'nin Mart ayında yaptığı diğer bir açıklamada ülkesinin son 20 yılda kabul ettiği göçmenleri topluma entegre etmekte başarısız olduklarını kabul etti. Bunun da İsveç kültürü ve hayat anlayışıyla kaynaşamamış, aynı ülkede bulunan ama farklı realitelere sahip paralel toplumlara ve çete suçlarına yol açtığını söyledi. Suç dışında mültecilerin yarattığı diğer önemli sorun da tüm entegrasyon politikalarına rağmen refah seviyelerini bir türlü ülke standartlarına çekememesi. Bu konuda İran doğumlu, 1989 yılında 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İsveç'e göç etmiş ekonomist ve yazar Tino Sanandaji bir kitap yazdı. Kitabın adı Kitle Mücadelesi, bir İskandinav refah devletine göçün sosyoekonomik etkisi. Kitapta yazılanlara göre yabancı bir ülkede doğup da İsveç'e göç etmiş insanlar ülkedeki sosyal güvenlik sorunlarının %53'ünü temsil ediyordu. Hapis cezalarının çoğunluğunu mülteciler alıyordu. İşsizlerin %58'ini yine mülteciler oluşturuyordu ve sosyal yardım harcamalarının %65'i de onlara gidiyordu. Yabancı kökenliler arasında çocuk yoksulluğu %77 oranındaydı. Silahlı saldırılar nedeniyle gözaltına alınanların %90'ı yine mülteci kökenliydi. İsveç, mültecilerin sebep olduğu ve bir türlü düzelmeyen sorunlardan sonra artık misafirperver bir ülke olarak gözükmek istemiyor. Yakın geçmişe kadar Avrupa Birliği ülkeleri içinde nüfusuna oranla en fazla sığınmacıyı kabul ederken, bugün artık tek bir mülteciyi bile kabul etmeye sıcak bakmıyorlar. 2016'da anayasalarında değişikliğe gittiler. Mültecilere İsveç'te kalıcı sığınma hakkı veren maddeleri revize ettiler. Kalıcı oturum ve çalışma izni vermek yerine artık 3 aylık ve 3 yıllık geçici izinler veriyorlar. Bu süre sonunda entegrasyonunu tamamlamış olan mültecilerin bir kısmı kalıcı oturum ve çalışma izni alıyor. Alınan önlemler sonucunda 2020 yılında sadece 13.000 mülteciyi kabul ettiler ve bu son 30 yılın en düşük rakamıydı. İsveç Göçmenlik Bürosu'nun hazırladığı rapora göre ülkelerinin mülteciler ve uluslararası göçle başa çıkmak için komşuları Norveç ve Danimarka gibi katı kurallar uygulaması tavsiye edildi. Şu anda Avrupa Birliği içinde göçe karşı en zorlayıcı politikalara sahip ülkelerden biri durumuna geldiler. Uluslararası Af Örgütü de İsveç'in göç politikalarını sıkılaştırmasını eleştirerek bunu göçmenlerin zaten zor olan hayatlarını daha da zorlaştırdığını vurguluyor. Mültecilerin İsveç'te entegrasyona bir türlü ayak uyduramaması sonucunda dünyada örnek gösterilen İsveçli sosyal demokratlar söylemlerinde ve eylemlerinde sağ görüşe kaydı. İsveç siyasetinin merkez sağ temsilcileri de göç konusunda sosyal demokratlarla birlikte çalışıyor. Merkez sağın önde gelen siyasetçilerinden Diana Yance yaptığı açıklamada şöyle dedi. 2015'teki mülteci krizi başlamadan önce İsveçliler sağ görüşlü partilere daha az sempati duyuyordu. Sağ partilerin o günkü söylemleri aşırılık olarak nitelendiriliyordu. Ama bugün ana akım haline geldi. İsveç'te sol görüşlü yenilikçilik akımını temsil eden Arena İde Düşünce Kuruluşu'nun başkanı Lisa Pelling, ülkesinin politik dilde baskıcı bir iklime girmesinden dolayı dehşete düştüğünü açıkladı. İsveç'in 2015'teki gibi yeni bir büyük mülteci akımı yaşamaması gerektiğini ve bunun önlenmesi için bir şeyler yapılması gerektiğini onayladığını söyledi. Lisa Pelling açıklamalarına iş gücü piyasası için mültecilere uzun vadede ihtiyacı olduklarını, dil ve mesleki eğitim imkanlarının artırılması ve staj programlarında da yer açılması gerektiğini ekledi. İsveç'in mülteciler için ülkenin toplam bütçesinin %5'inin harcandığını ve bu yüzden insanların gelenlere sempati duymamalarının nedenini de anladığını belirtti. İsveç ülke olarak 2015'ten sonra biraz tadı kaçsa da hala son derece müreffeh, nispeten eşitlikçi ve yine de oldukça güvenli bir ülke olmaya devam ediyor. Ama göçmenlere ve mültecilere eskisi kadar ılımlı değiller. Son 20 yılda muazzam bir demografik dönüşüme maruz kaldılar. Ülkedeki kültür ve refah artık her yerde eşit şekilde dağılmış değil. Yüzyıllar önce göçmenlerin kurduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde 1924'te ülkedeki yabancı uyruklu vatandaşların sayısı ülke nüfusunun yaklaşık %15'ine ulaştığında kapılarını göçmenlere kapatmıştı. İsveç'te bu oran bugün %20 civarında. Her ne kadar tedbirler arttırılıp engeller getirilse de her yıl yaklaşık 100.000 kişi kalıcı bir hayat için İsveç'e geliyor. Gelenlerin çoğunluğu da tamamen farklı kültürlerden, daha az eğitimli, daha az laik insanlar. İsveçli yetkililer de ülkelerinin bütün bu bozulmanın kıyısından dönüp tekrar eski günlerindeki kadar refah ve huzur içinde olması için her ne kadar tamamen engelleyemese de bir tane bile yeni mültecinin ülkelerine gelmesini istemiyor. İsveç halkı 2015'ten bu yana en yardımsever devletin bile sınırları olduğunu öğrendi.